Bismillahirrahmanirrahim. Fiilis İsaadesi'nde kaldığımız yer 21. Lema'ydı. Hemen haşiye o meşhur bildiğimiz haşiye konulmuş bu Risale'nin 15 günde bir defa okunması hakkında tavsiye vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaze'u fe ve tezheberî hüküm. Birbirinizle çekişmeyin, sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz de elden gider. Enfal Suresi 46 Ve kumu lillahi kanitin. Ve Allah için namazda durup kıyamda bulunun Bakara Suresi 238 Kad evliha men ve kad hâbe men dessâhe Nefsini günahlardan arındıran kurtuluş ermiştir. Nefsini günaha daldıran da hüsrana düşmüştür. Şems Suresi 9 ve 10 Ve la teştarû bi âyâti semenen kalîlâ Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Bakara suresi 41. Ayetlerini tefsir eder. Her ameli hayırda, her hayırlı amelde, hususan uhrevi hizmetlerde, ayrıte, mütallik hizmetlerde, ihlasın en mühim bir esas olduğunu bildiren çok kıymetli bir risaledir. Bu risale evvela en müthiş, bu risale evvela bu müthiş zamandaki Kur'an hadimleriyle konuşarak der ki, dehşetli düşmanlar karşısında, şiddetli tazikat altında, müthiş dalaletler ve sarletli bidalar, çok böyle saldırgan, sünnete uymayan, İslam'a uymayan haller içinde sizler gayet az ve gayet zayıf ve gayet fakir ve kuvvetsiz olduğunuz halde gayet ağır ve gayet büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye. Büyük, umumi ve kutsi bir iman vazifesi ve Kur'an hizmeti sırf bir ihsan ilahi olarak Cenab-ı Hak tarafından omuzlarınıza konulmuştur. Öyleyse herkesten ziyade ihlas kazanmaya ve onun sırlarını kendinizde yerleştirmeye mecbur ve mükellef olduğunuzu bilmelisiniz ve ihlası zayi eden esbaptan, ihlası kaybettiren sebeplerden şiddetle kaçınmalısınız. Çünkü tek dayanağınız ihlas. Der ve ihlası kazanmak için dört düsturu beyan eder. Birinci düstur, doğrudan doğruya rıza ilahi maksat yapmalısınız der. Sadece Allah rızası için bu hizmeti yapmalısınız. İkinci düstur, rekabetsiz tahakkümsüz, kıptasız, ataletsiz, herhangi bir atalete, durgunluğa, tembelliğe meydan vermeden hakiki bir tesanüt dayanışma ile faaliyetlerini umumi maksada tevcih ederek çalışan bir fabrikanın çarkları gibi olmalısınız der. Ve saadet -i ebedi netice veren, ebedi saadet netice veren ve ümmeti Muhammedi Muhammediye aleyhissalatü vesselam Dünya vahirette sahili selamete çıkaran, selamet-kurtuluş sahiline çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede, Rabbimizin gemisinde hizmet ettirildiğiniz için, ihlasa, ittifaka, tesanüde, samimiyetle sarılmalısınız diye emreder. Üçüncü düstur, hem birkaç misal ile ihlasın bir sırrı mühimini, önemli bir sırrını izah eder hem İmam Ali radıyallahu anh ve Şah Geylani radıyallahu anh gibi kutsi harika kahramanların nur talebelerinin başlarında üstad ve arkalarında yardımcı olarak her vakit hazır olduklarının vecini beyan eder. Dördüncü düstur, kardeşler arasında tefani sırrını yani kardeş kardeşte fani olmak esasını ikame eder kardeşlik manası içerisinde erimek. Birbirinin hissiyatıyla e, yaşamak. Ve ihlası kuvvetlendiren bir vasıtanın rabıtayı mevt olduğunu, ölümü sürekli hatırlamak olduğunu ve zedeleyen sebeplerin riya gösteriş ve tuğli emel, ebedi yaşayacakmış gibi uzun emeller beslemek gibi merdut, reddedilmiş hasletler olduğunu bildirir. Bunlar riya ve tolu emel, uzun emel, ilası zedeliyor. İhlas kazanmanın ikinci sebebi, bir sebebi rabıta imet, ikinci sebebi daima huzur ilahide olduğunu düşünmektir Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Bu suretle hem riyadan kurtulma çaresini hem kazanılan ihlasta çok meratip olduğunu beyan eder. Böyle insanların alkışı, takdiri, beğenmesi vesaire için değil, sırf Allah için hizmetin yapılması bu bir önemli sebep ihlas kazanmak noktasında ve devamlı huzur ilahide olmanın ve bunun getirdiği imani hissiyatın, imani atmosferin, havanın, heyecanın İhlas sürekli merhale kat ettiren, mertebeleri yükseltiren bir hal olduğunu beyan eder. Daha sonra ihlas kıran sebeplerden üç maniden birincisinin maddi menfaatleri olduğunu. Araya maddi menfaat girince ihlas kırılır. Ve amal-i uhreviye'deki teşrik-i mesaide muazzam menfaat olduğunu, uhrevi amellerdeki işbirliğinin çok muazzam menfaatler getirdiğini, hem bu urevi kazanç, dünyevi şirketlerin kazançları gibi olmayıp, dünyevi ortaklıklarda kazanılan bölüşülür, küçülerek bölüşülür. Ama urevi şirkette, burada bahsi geçen, tecezi ve inkısam etmeden bu urevi kazanç, cüzlere, parçalara ayrılmadan, bölünmeden, noksansız olarak, fazla ilahiyle teraküm eden biriken sevap yekunlarının bir misli iştirak eden fertlerin her birinin defteri amaline aynen geleceğini beyan ederek hiç bölünmeden o manevi kazancın tamamı yekunu her bir bu manevi uhrevi şirketin ortağının sevap hanesine yazılır. Rekabet ve ihlatsızlıkla bu ticaretin kaçırılmamasını tavsiye eder böyle birbirine rakip gözüyle bakmak, rekabet içine girmek ve ilahsızlıkla bu ticareti, bu kazancı kaçırmamak lazım. Maniğin ikincisi, ilahsı kıran ve en mühim bir maraz ruhi olup, bir ruh hastalığı olup, şirki hafiye yol açan, gizli şirke yol açan, teveccüh ammeden, insanların teveccühünden, takdirinden, alkışından şiddetle kaçmayı ve bu gibi marazlara, hastalıklara ehemmiyet verilmemesini ehemmiyetle emreder. Üçüncü manide de korku ve tamah yüzünden. Bunlar da ihlas Kıran önemli sebepler. Bunu çok izah etmemiş ama hücumat site de başka bir risale orada izah ediliyor ki bahsedecek zaten. Korku ve tamah. Korkmak, korkuyla hizmeti aksatmak, ihlas kıran önemli sebeplerden biri. Şu veya bu sebeple ve tamah açgözlülük yüzünden gelecek zararlar ile ihlasın kırılacağını bahsederek bu hususta hücumat de izahat kafiye verildiğinden yeterli izahat verildiğinden mektubatta bu o kıymetli risaleye havale etme edilmekle hatime verilen son verilen şirin ve latif ve çok âli yüksek ve misilsiz benzersiz ve herkesin muhtaç olduğu bir risale-i mübarektir. Bu fiilisteyi yazan da yine Hüsrü. Ve bir kısım kardeşlerime hususi bir mektuptur. Bidaların istilası zamanında sünnete ters adetlerin, alışkanlıkların, davranışların istilası zamanında sünnet-i seniyeye sünnet-i seniyeye tabi olmanın, onu yaşamanın ehemmiyetini ve Risale-i Nur'u yazmanın beş nevi ibadet olduğunu Salih elde elle yazılarak çoğaltılıyor o zaman. Yazmanın okumak da buna dahil aslında beş nevi ibadet olduğunu bildiren kıymettar bir mektuptur. Evet bu bahsi de okumuş olduk bu dersimizde. İnşallah bir sonraki dersimizde 22. Lema Fihristin'den devam etmek duasıyla. El-Fatiha.